İşsizliğin en büyük sorun olduğu Etiyopya'da öğrencilerin bilgisayar eğitimlerini tamamlamaları aynı zamanda ailelerini geçindirebilmeleri, bir iş imkanına kavuşmaları anlamına geliyor. İnsani Yardım Vakfı İHA, başkent Addis Ababa'da kimsesiz ve fakir öğrencilerin bilgisayar eğitimlerini alabilmeleri amacıyla bir bilgisayar kursu başlattı. Eğitime yönelik yapılacak her türlü çalışma Afrika'nın hayat standartının yükselmesine vesile olacak bir çalışma. Gittiğimiz her yerde, olduğumuz her yerde gördüğümüz şey bu. Okul yok, eğitim şartları çok zor. Orada eğitimi alanlar da Afrika'yı sömürenlere yardım eden işbirlikçilerin çocukları. Onlar okuma imkanı bulabiliyorlar ama Afrika'nın gerçek çocukları, Afrika'yı ayağa kaldıracak olan çocuklar hiçbir şartlarda eğitime yönelik bir çalışmanın içerisine girmeleri mümkün değil. Düşünce olarak da çok ciddi manada eksiklikleri var. Altyapı olarak da çok eksiklikleri var. Maddi olarak da çok büyük eksiklikleri var. Biz oradayken yaptığımız en önemli çalışmalar, destek verdiğimiz çalışmalar eğitim çalışmalarıydı. İHA İnsani Yardım Vakfı, hem Afrika'da hem de Türkiye'de Afrikalı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için çalışmalar yapıyor. Etiyopya'da başta tıp olmak üzere birçok branşta eğitim gören 100 öğrenci için okul dönemleri boyunca burs ve eğitim yardımları yapılıyor. Eğitim çalışmasını sadece ülke bazında değil, Afrika'nın tamamı için düşünmek gerekiyor. Buna yönelik Güney Afrika'da başlayan çok güzel bir projemiz var. Orada kurulan bir enstitüte Afrika'nın bütün ülkelerinden gelen yabancı öğrenciler Güney Afrika'da bir eğitimden geçiriliyorlar, üniversitelerini bitiriyorlar, doktoralarını bitirecekler, masterlarını, doktoralarını bitirecekler inşallah. Tam yetişmiş birer eleman olarak diğer insanlara, Afrika'ya hizmet edecek şekilde bir düşünce yapısına da kavuşmuş olarak ülkelerine dönecekler ve ülkelerinde İHA'nın başlatmış olduğu, biz oradayken başlatmış olduğumuz çalışmaların devamını getirecekler. Afrika'da önemsediğimiz, üzerinde en çok durduğumuz ve Afrika'nın geleceğinde gerçekten söz sahibi olacağına inandığımız gençlerin yetiştiği bir merkezimiz var. Bunun dışında Afrika'daki birçok okul ve üniversiteye destek çalışmaları sürdüren İHA, Naimei Üniversitesi'ne 40 adet bilgisayar kazandırmayı planlıyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da ise güneyden göç eden ailelerin yaşadığı Soba bölgesinde 100 öğrenci İHA'nın açtığı Azize Kreşi'nde eğitimlerini devam ettiriyor. Bu kreşte ders gören öğrencilerin büyük bir kısmı ise yetim çocuklardan oluşuyor. Biz oradayken bizi çok mutlu eden manzaralarla karşılaştık. Bunların içerisinde en önemlisi de bence Mogadishu Üniversitesi'ydi. Çok güzel bir tesise imza atmışlar. Büyük bir tesis yapılmış. Öğrenciler taşındılar. 2000'e yakın öğrenci var. Ama masrafların karşılanması noktasında öğrenciler çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Bir savaş ülkesi ve bir savaş ülkesinde insanların öncelikli olarak yaptığı birinci çalışma, üniversite çalışması. Bu ülkenin geleceği için gerçekten çok önemli ve bunu yapanların gelecekle alakalı ne kadar olumlu şeyler düşündüğünü gösteren bir yapı. Biz de orada üniversite öğrencilerine destek verme kararı almıştık. 20 üniversite öğrencisinin bütün masraflarını biz karşılıyoruz. İnşallah Somali'yi gelecekte yönetecek olan talebelerin yetiştiği Mogadishu Üniversitesi'nde Türkiye'den Müslümanların da bir katkısı var ve uzun süre devam edecek inşallah. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Afrika'ya derhal yardım ulaştırılmazsa 11 milyon insan hayatını kaybedecek. 700 bin insansa açlıktan ölecek. Orada yaşam zor ama bizim de o insanların hayatın kıyısında olan belki bunu çok ince bir çizgide, bir tarafı ölüm olan, bir tarafı yaşam olan ince bir çizgi şeklinde örneklendirebiliriz. Ve Afrika insanının birçoğu bu çizgi üzerinde yürüyorlar. Birçoğu maalesef bu çizgi üzerinde